Bu 3 aylık dönemde derneğimize 23 hapishaneden başvuru yapıldı. Bu 11'i Marmara Bölgesi Hapishanesi ve 12'si de Marmara dışındaki hapishanelerden yapılan başvurular oldu. Toplam 100 başvuru var. Bu 100 başvuruda 52 tanesi Marmara bölgesinden, 48 tanesi de Marmara dışından gerçekleşen ihlal başvuruları oldu. Bu ihlal başvurularından tespit edilen ihlal sayısı Marmara bölgesi için 1383, diğer bölgelerden yapılan başvurulardan tespit ettiğimiz ihlal sayısı 882, toplam sayı 2265. Yine bildiğiniz gibi özellikle Marmara bölgesi için aynı zamanda bir basın taraması gerçekleştiriyoruz ve basın taraması yoluyla da derneğimize ulaşmayan ama kamuoyuna yansıyan ihlalleri derliyoruz. Bu çalışmamızdan da Marmara bölgesinde bu 3 aylık dönemde 651 ihlalin basına yansıdığını tespitini yapmış bulunuyoruz. Nitekim 1 Temmuz 2024 tarihi itibariyle Türkiye'de işte bulunan 403 hapishanede toplam 342.526 kişinin tutulduğunu, bu 342.526 kişiden 14.530'unun kadın, 3.214'ünün çocuk, 5.018'inin de 65 yaş üstü olduğunu bakanlık verilerinden görebiliyoruz. Yine bakanlık verileri bize hapishanelerin toplam kapasitesinin de sayısını veriyor ve bu dönem için açıklanan kapasite 295.328 kişi. Ancak 342.526 kişi hali hazırda bu hapishanelerde tutuluyor. Dolayısıyla 47.198 kapasite fazlasından söz ediyoruz. Marmara bölgesi hapishanelerinden 651 dedik. Yani toplamda 2265 ihlal söz konusu. Şöyle sağlık hakkı ihlali toplamda 210 ihlal barını bulmakta. Birkaç örnek vereceğim buna. Bu sağlık hakkı ihlalleri içerisinde mesela hastaneye sevk edilmeme, hastane sevklerinin geç yapılması, doktorların mahpuslara kötü davranması, doktorun muayene sırasında kelepçenin çıkarılmasını istememesi, reçete edilen ilaçların verilmemesi gibi ihlaller söz konusu. Tabii bu çok daha geniş bir tablo. Ben birkaç örnekle size böyle verdim. İletişim hakkı ihlalleri içinde şöyle birkaç çarpıcı örnek okuyacağım. Ağır izolasyon var burada söz konusu. Haftada bir olması gereken sohbet spor hakkının ayda bir defa ile sınırlandırılması söz konusu. 1,5 saat olan açık görüş hakkının 20 dakikaya indirilmesi. Can güvenliğine yönelik tehdit var. İntihar girişimi var. Bir intihar girişimi başvurusu aldık. Koğuş arkadaşlar tarafından ölümle tehdit edilme gibi ihlaller söz konusu. İşkence, darp, kötü muamele, onur kırıcı davranışlar. Bunlar toplamda 217. Oradan da birkaç örnek şöyle okuyacağım. Çıplak aramaya zorlama, koğuş arkadaşlarından şiddet görme, süngerli hücreye koyma, pişmanlık dayatması, tarafsız koğuşa geçmeye zorlama, buna benzer, bunun dışında toplamda 217 hak ihlali var. Yeterli ve sağlıklı beslenme, temiz suya erişim hakkı ihlali, öz bakım ihtiyaçlarının karşılanmaması, toplamda 315 ihlal söz konusu. Bunların içerisinde birkaç tanesi şöyle, yemeklerin az ve kalitesiz olması, yemek hazırlığında gıda hijyeni sağlanmaması, diyet yemeği verilmemesi, kalabalık koğuş 15 metrekare yerde 40-50 kişinin tutulması.